tüm benliğimizle, kalbimizle, vicdanlarımızla canlı tutma azim ve irade ile çalışma günü olmalıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hoş geldiniz diyorum ve bu mübarek Kadir Gecesi yüzü suyu hürmetine oruçlarınızın kabul olmasını niyaz ediyoruz. Esselamun aleyküm diyorum. Evet, Erbakan Vakfı Kızıltepe İlçe Başkanı Sayın Mahmut Özer hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Allah-u Teala razı olsun. Evet, Erbakan Vakfı tarafından organize edilen Kudüs Bizi Birleştiriyor temalı iftar programımız bütün güzeliyle devam ediyor değerli kardeşlerim. Rahmetli Erbakan hocamız vefat etti ama hala ismi hayattadır. Hala ismi anılıyor çünkü merhum Erbakan hocamız kendisinden sonra ölümsüz eserler bıraktı ve inşallah bu ölümsüz eserleriyle kıyamete dek merhum Erbakan hocamız yaşayacaktır. Hem Türkiye'de hem dünyada açtığı çığır insanlık için insanlığın kurtuluşuna vesile olacaktır. Bugün anlamlı bir gündür. Hem Ramazan ayının son cuması Dünya Kudüs günü olması hasebiyle hem de Kadir günü olma, Kadir gecesinin bugüne denk gelmesi hasebiyle gerçekten anlamlı bir günde bu iftar programı bize farklı bir anlam kazandı. Kudüs bizi birleştiriyor. Doğrusu manidar bir başlık. Çok beğendim. Sağ olsunlar bu özellikle başlığı seçen kardeşlerimize buradan hepiniz adına teşekkürlerimi iletiyorum. Çünkü baştan beri diyoruz ki Kudüs bizi birleştirecek. Kudüs bizi özgürleştirecek. Biz Kudüs'ü özgürleştirmeyeceğiz. Kudüs bizi özgürleştirecek. Kudüs bizi birleştirecek. Kudüs bizi kurtaracak. Çünkü Kudüs'ün davası ümmetin mihenk taşıdır. Kudüs eğer Kudüs esaret altında oldukça İslam coğrafyasındaki kan, gözyaşı, esaret, zulüm asla bitmeyecektir. Kudüs özgürleşmedikçe İslam ümmeti asla özgürleşemez. Hak batıl savaşında Kudüs Furkan'dır. Çünkü Kudüs hakkı batıldan, dostu hainden ayıran yegane bir Furkan'dır. Kudüs'ün enamından olsa gerek Hazreti Ömer Arap Yarımadası'na yaptığı, Arap Yarımadası dışına yaptığı ilk seferi Kudüs'ün özgürlüğü için yapmıştır. Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü özgürleştirmedikçe Haçlıları 11. yüzyılda İslam coğrafyasından kovmamıştır. Çünkü Kudüs ümmetin vahdetini, Müslümanların özgürlüğünü Kudüs'ün misyonunda gizlidir. Kudüs çağımızın modern Kerbelası'dır. Kudüs Allah'a yükselmenin, Allah'a yakınlaşmanın, Allah ile buluşmanın yegane adıdır. Evet, bunun altını çizerek söylüyorum. Kudüs bu ümmetin ilk kıblesidir. Kıblesi kayıp olanın yönü her zaman belirsizdir. Bundan dolayı bugün İslam ümmeti yönünü kaybetmiştir. Ve bir İslam aliminin deyimiyle Müslümanlar bir araya gelmedikçe yani vahdeti sağlamadıkça Kudüs asla özgürleşemez. Ve Kudüs özgürleşmedikçe de Müslümanlar asla bir araya gelemez. Bundan dolayı biz diyoruz ki Kudüs mutlaka özgürleşmeli,
Müslümanlar Kudüs'ün özgürlüğü için bütün güçlerini seferber etmeli, genel seferberlik başlatmalı. Ya Rabbi, Rojiyama, Fıtarime, Sahurime, Duaime, Fandiname, Divan Roje Mübarekli, Cidespeka Ramazani, Hatta ve Şema Kadri, Ye Ümmet-i İslam-ı Hemu, Kabul bu ki, Ye Cemaat-i Hazirci, Cibon Afa kabul bu ki Ya Rabbi. Hadini, coğrafyamı işgal gelini, Ya Rabbi, Düsala Hattine gidiysa, Cinava ve Ümmet-i Sütuhat, Ubelengaz derini, İttifaka Müslümana, Nisar Kur'an, Rusul'e de bihar beni. Rahma ve bi'afya hem amel etmeli bu ki, Umme, Nisar Kur'an'ı, Nisar Bavariya İslam edilmelini, Piroz ve Mübarek ve Afiyet ve Görüphan'a çok razıdır.